Doların efendisi mi olacağız yoksa doların kölesi olmaya devam mı edeceğiz? Bütün dünya ekonomilerinin kendilerine sorması gereken önemli soru bu. Ben hala ekonomi doların kölesi olarak mı devam ettirmek istiyorum yoksa doların efendisi konumuna mı geçmek istiyorum? Sizlerle birlikte doları konuşacağız, altını konuşacağız, gümüşü konuşacağız. Euro Türk Lirasını, Sterlin Türk Lirasını, Bitcoin'i ve Borsa İstanbul'u burada konuşacağız ve yorumlamaya çalışacağız sevgili dostlarım. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza bir beğeni atıp kanalımızı başka mecralarda da paylaşırsanız beni çok sevindirirsiniz sevgili dostlarım. Evet doların efendisi olmak bu ne demek arkadaşlar ne anlama geliyor? Doların efendisi olabilmek, dolara bağımlılıktan ilk etapta kurtulabilmek demek sevgili dostlarım. Bizler eğer ki silah gücü bakımından, ondan sonra ilaç bakımından, sanayi bakımından, tarım bakımından, ABD tarafından gelecek e, ithal ürünlerine, bağımlılığımızı azaltmadığımız sürece dünya genelindeki tüm ekonomiler için bu söylem gerçekçi bir söylem olacaktır. Dolar dünya genelinde hala da efendi olmaya devam eder. Bizler de maalesef ki doların kölesi olmaya devam ederiz. Ülke ekonomileri açısından dolar tarafına bakıldığı zaman sevgili dostlarım doların özellikle ithal ürünü olarak ülkemize giren enerji olsun, petrol tarafı olsun bunda Tarım ürünleri olsun silah ve ilaç yönünden ülkemize giren ürünlere baktığımız zaman bizler arkadaşlar üretmek 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 zorundayız Bizler üretemediğimiz sürece dünya ekonomileri üretemedikleri sürece dolar bu dünyaya egemen olmaya hala da devam eder 2023 yılı içerisinde de gene dolar endeksinin 103 puanlar seviyesine doğru bir gerilemesi mümkün çünkü 106 bin, 106 puan altında dolar endeksi hareketlerine devam ediyor. Fakat bu 102-400, 102-500 civarlarından dolar endeksinin tekrardan toparlanıp 2023 yılı içerisinde tekrardan dünya ekonomilerine hakim olma süreci başlayabilir. Şu an itibariyle dolar kendi ülkesinde ticaretle uğraşan şirketleri rahatlatmak bağımında bir takım hafifletici kurallar uygulamaya başlıyor. Ayrıca Çin tarafında sıfır Covid politikasından vazgeçilmesi ve orada da gevşeme yollarına gidilmesi gene dünya ekonomileri üzerinde olumlu sonuçlar vermeye, dolar endeksinin aşağı yönü çekmeye devam ediyor. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Özellikle Çin'deki mortgage krizlerine dikkat etmek lazım. Buradan gelecek evlerle ilgili bir krizin büyümesi ve bunun dünya genelinde yayılması durumunda e, ABD doları tekrardan hakimiyetini ekonomiler üzerinde göstermeye başlayacaktır. Bizler ilacımızı kendimiz üretemediğimiz sürece, bakın SMA hastası çocuklarımız var, bu SMA hastası Çocuklarımıza bir ilaç alabilmek için milyon dolarlar dışarıdan milyon dolarlar harcayıp bu ilaçları getirmek zorundayız. Özellikle de SMA hastası çocukların bu ilaçları bildiğim kadarıyla SSK tarafından karşılanamamakta. Yani maliyet çok yüksek olduğu için karşılanamamakta. Bizler üretim bazında dolarlarla bu ürünleri getirmeye çalışmaktansa kendi ülkemizde doktorlara vereceğimiz yeni gelişen tıp öğrencilerinden bu yönlerde zeki olanları yurt dışına kaptırmayıp kendi alanımız Türkiye'miz içerisinde eğitebilirsek eminim ki bu ilaçların çok çok daha kalitelisi bizim ülkemizde e, üretilebilir sevgili dostlarım. Bizler işin üretim kısmında daha çok durmalıyız. Üretim kısmında ne kadar çok durabilir isek işte o zaman doların efendisi bizler olmaya başlarız. Aksi takdirde dediğim gibi üretimin e, gerilemesi dışarıya bağımlılığın artması durumunda bizlerin de takip ettiği gibi cari açıkta hala da aylık bazda 4 milyar dolara yakın açıklar vermeye devam ederiz. Bu da bir kesin. Teknoloji bakımından ABD'den çok çok geri miyiz? ABD'nin ürettiği ürün, ürünleri bizler ülkemizde üretebilir miyiz? Evet, bizler bu ürünlerin birçoğunu ülkemizde üretebiliriz sevgili dostlarım. Bizim sanayimizde inanın bu potansiyel var. Fırsat verilirse iş adamlarının birçok şeyi başarabileceği eminim ki kısa zamanlarda başarabileceklerinden adım gibi eminim. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk iktidarı dönemi boyunca boyunca yani 17 yıllık zaman zarfı içerisinde Türkiye'nin dış borcunu sıfıra kadar indirmiş. Bu arada köylüyü desteklemiş, sanayiciyi desteklemiş, birçok da reformlar yapmıştı ve ülkeyi öyle bir hale getirdi ki savaş döneminden çıkartıp neredeyse İngiltere, Amerika, Almanya gibi ülkeler arasında, Fransa gibi ülkeler arasında gerçekten en üst düzeylere getirmiş bir lider. Yani istenince bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey yok. Gelelim askeri ücret konusuna. Şimdi askeri ücret konusunda da ülkemizde birçok söylemler var. Bu söylemlerle birlikte askeri ücretlinin yapılacağı zam 9 lira mı, 10 lira mı, 8 lira mı, 7 lira mı olsun? Arkadaşlar önce bu konuya bir kere insani açıdan bakılması şart. Şu anki enflasyonist ortamda askeri ücretlinin alması gereken maaş 10.000 TL'den aşağıya olmaması lazım. Birçok kanalda dikkat ediyorsunuzdur konuşulanların çoğuna baktığımız zaman hep askeri ücretlinin maaşı konuşuluyor. Yok efendim askeri ücretliye işte bu kadar zam verirseniz enflasyon hortlar. Şu olur bu olur. Doğrudur. Enflasyon hortlayabilir. Fakat bunun sebebi askeri ücretliye verilecek zamdan kaynaklı olmaz. Sizler piyasayı kontrol etmek zorundasınız arkadaşlar. Yani piyasada nasıl ev kiralarına %25 değer biçiliyor. Arttırılması %25'in üzerinde artırılması ev kiralarının yasak. Bu şekilde birçok kontrol sistemi piyasada yapılabilir. Yani dolar üzerine baskı yapmaktansa piyasalar üzerinde bu kontrolleri sağlamak bence daha olumlu olacaktır. Tamam serbest ekonomi piyasası üzerindeyiz fakat serbest ekonomiyi de kötüye kullanan birçok üreticinin olduğu da kesin sevgili dostlarım. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hiç kimse 100 bin lira, 200 bin lira, 50 bin lira alan yöneticilerinin maaşlarını bu ülkede konuşmuyor. Bakın dikkat ederseniz ben bunu biraz konuşmak istiyorum. Niçin 50 bin, 100 bin, 150 bin alanların Maaşları bu ülkede konuşulmuyor da 5500 lira şu an askeri ücret alan, açlık sınırının bile şu an itibariyle altında kalmış bir kesimin alacağı maaş bu kadar gündemde kalıyor. Bunu da ülkece sorgulamamız lazım ve bunun için komisyonların toplanması değil bu insanların yaşayabileceği, geçinebileceği, çoluğuna çocuğuna bakabileceği düzeyde bir seviyeye bu ücretlerin getirilmesi şart sevgili dostlarım. Aksi takdirde bu kesim patron kesiminin kölesi olarak kalmaya devam edecektir. O yüzden burada da diyoruz ki hiç kimse kimsenin kölesi pozisyonuna girmesin. Herkes yaşayabileceği bir miktarda emeğinin karşılığını tam olarak alabilsin. EYT'li arkadaşlarımız için de son e, güzel Vedat Bilgin'den güzel açıklamalar geldi. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin gerçekten güzel çalışan bir bakan. E, son zamanlarda yapmış olduğu EYT ile ilgili çalışmalar EYT'lilerin haklarını kendilerine vermek istediğini e, apaçık gösteriyor. O yüzden son yapmış olduğu açıklamada e, Vedat Bilgin'in dediği gibi 25 yıl erkekte ve prim gün sayısını tamamlamış olması, yani 99 öncesi sigortalılar için geçerli. Bayanlarda da 20 yıl ve sigorta prim şartını tamamlamış olan 1,5 milyona yakın kişi var. Bu arkadaşlarımızı emekli edebilmek için uğraşıyoruz. Aralıkta bunu meclise getireceğiz ve Ocak gibi de bu arkadaşlarımız dilekçelerini veriyor olabilecek şeklinde. Daha doğrusu benim anladığım bu şekilde bir açıklama Vedat Bilgin'den. Geldi. Bunun için de e, yıllardır EYT'li arkadaşlarım bana sürekli yazıyor. Onlara da buradan kısa bir açıklama olmuş olsun sevgili dostlarım. EYT e, ummadığınız kadar da yakın. Bu arada Gönül Hanım var EYT Derneği Başkanı. O da gerçekten e, bu konuda arkadaşlar e, çok çalışan, devamlı EYT'leri güzel bir şekilde örgütleyen e, bir bayan arkadaşımız. Ona da buradan çok çok EYT'liler adına da teşekkür etmek istiyorum. Evet, altında başlayalım sevgili dostlarım. Altında bizlerin hemen takip ettiğimiz ons altın tarafında 1.715 dolar artık e, güzel bir destek konumunu almış durumda. Bizlerin burada kısa da bir formasyon hedefi olarak 1.828 dolar bölgesine doğru e, ataklarımız olacak demiştik ve buradaki ataklar doğrultusunda 1.800 dolar, 1.828 dolar civarına doğru ons altın tarafında e, yaklaşmalar devam ediyor. Benim burada ana hedef bölgem 1.715 bandı. Bakın bu kısa da 1.715 bandı üstünde kalındıkça buranın altına inilmedikçe buradaki uzun vade hedefim 1941 dolar seviyesi ons altın tarafında. O yüzden 1715 dolar benim için ons altında önemli. Yukarıda da 1941 dolara kadar buradaki hareketin hala da yukarı yönlü gitme potansiyeli oldukça yüksek diye düşünüyorum. Dolar tarafına baktığımız zaman e, USD Türk Lirası'nda hareketlilik hala yatayda e, devam ediyor. Yatay seyirin 18.40 e, şimdi burada sizlerle birlikte devamlı bakıyoruz ama dolarda 18 36 aşağıda, yukarıda 18 71 bantları hala devam ediyor. Benim burada e, yine beklentim arkadaşlar 18 71 üzerine atmamız şart ki yukarı yönlü harekete devam edelim. Aşağı yönlü harekette 18 36 altına gelmesi lazım ki devam edebilsin. 18 71 üzerine atması durumunda dolarda 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü bu hareketi e, devam ederiz. 18 36 aşağı yönlü kırılır ise de burada da 17 95 seviyesi Dolar kurunda gerileme olabileceği bir e, alan diyebiliriz. Fakat ülkemizdeki cari açık tarafına baktığımız zaman aylık ortalama 4 milyarlık e, bir cari açık. Bizleri e, yukarı yönlü bunun kademeli olarak bırakılabileceği yönünde bir öngörü e, düşünmemize sebebiyet veriyor. İhracatçıdan gelen seslerde gene rekabetçi kur ortamından uzaklaşıldığı yönünde e, bu hareketlerin devam etmesi bize zarar veriyor şeklinde açıklamalar var. Bu açıklamaların neticesinde de e, yukarı yönlü 19.50 seviyesine doğru dolar kurunda hareketler gelebilir. Tabii bu tamamen hükümet tarafına bağlı. Onların Merkez Bankası'nın uygulayacağı, atacağı adımlara bağlı olarak gelişecek sevgili dostlarım. O yüzden Merkez Bankası'nın son dakika alacağı kararlar bu konuda etkili olacaktır diye ben düşünmekteyim. Euro Türk Lirasına hemen geçelim. Euro Türk Lirasına baktığımız zaman Euro TL'de son durum ne şekilde? Euro'da beklentilerimiz dahilinde yukarı yönlü özellikle benim 18.52. Bakın burada 18.52'de çizmiş olduğumuz önemli bir bariyerimiz vardı. Bu bariyerin üstünde Euro'da yukarı yönlü sert kopuşların gelebileceğini bildirmiştik. Ve dediğimiz gibi bu seviyeden yukarı yönlü kopuşlar ve hızlı hareketler Euro tarafında geldi. Euro'da şimdi bizler için e, uzun vadeli bir hedef belirleyecek olursak 18.52. Bakın şu 18.52 üzerinde e, Euro'nun gidebileceği bence 20.04 alanına kadar önü açık. Yani burada da ana hedef 20.04'e doğru giden bir Euro. Ben beklentilerim dahilinde hala da düşünüyorum. Ve e, bu formasyonun 20.04'e kadar Euro'da hareketleri yukarı yönlü devam ettireceği düşüncem mevcut. Bu arada Forex ve VVP piyasasında uğraşan arkadaşlarımız için e, direnç bölgeleri 19.46'da direnç var. Bakın şurada bir direnç var. 19.46 19.68'de bir direnç var. Şurası bir direnç ve onun üzerinde 20.04 benim ana hedef bölgem. Şuradaki dirençler geçirdikçe aşağı inildikçe bunlar destek konumuna gelir. Bunları zaten hep birlikte hepiniz biliyorsunuz. Aşağıda 19.32 destek. Şurada 19.32 destek bölgesi. 19.10 destek ve 18.88 bunlar da Euro'da destek bölgeleri. Uzun bantlı olarak da 18.88 20.04 bantları içerisinde Euro'da olduğumuzu düşünüyorum. Sterlin Türk, Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Sterlin'deki hareketlerde Euro'daki hareketlere göre güzel 22 lira seviyelerine gelmiş bir Sterlin Türk Lirası karşımızda sevgili dostlarım. Şimdi 22.07 çok önemli. Bakın Euro'da bir seviye vermiştik. Sterlin'de de şimdi 22 lira 0.7 seviyesi önemli bir bölge. Bunun üzerinde kalırsak, bunun üzerinde bakın sterlin kalır. Aşağılara yönlü hareketler yapmaz ise burada da kanal hareketi 23 lira 63 kuruş seviyesine kadar bir sterlinde yukarı yönlü hareketi başlatabilir. O yüzden 22.07 direncini dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. 21.75 hala önemli bir destek. Bu destek üzerinde tutunma geldikçe yukarıda 23.63 bizim için bir ana hedef bölgesi olarak sterlinde takip edeceğimiz alan. Yani burada da destek ve direnç bölgelerini hemen sizlerle birlikte belirleyelim. 22.07 destek, 22.31 direnç. Yukarıda ne var? Başka 22.31, 22.67 var. Arkadaşlar şurada 22.67 direnç bölgemiz var. 23.15 direnç ve 23.63 bölgeleri direnç olarak takip edilebilir. Gene dediğim gibi dirençler geçildikçe destek bölgeleri ol, olur ve bunlar da geri çekilmelerde bir destek görevi olarak karşımıza çıkar. O yüzden destek ve direnç bölgeleri önemlidir. Ons altına baktık. Ee, sizlerle birlikte hemen hızlıca ons gümüşe geçelim sonra gram bazlı gümüş ve altını da burada inceleyelim. Gümüş evet gümüş tarafında beklentilerimiz dahilinde bu oluşumun tamamlanmasını bekliyorum ben. E, buradaki oluşumun e, 24 dolar seviyesine kadar gümüşte yukarı yönlü hareketi devam ettireceği beklentim var arkadaşlar. Ayrıca buradaki kırılımla birlikte gümüşte bakın şöyle açıklayayım. Uzun vade hedefim 27 dolar 60 sent civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği. O yüzden şimdilik buradaki veri benim için çok önemli ve 21 23 bakın şu 21 23 önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Sizler de bu desteği takip edin. Bu destekle birlikte buradaki oluşumu tamamlayıp Yine piyasada bunu size ilk ben vereyim. Biliyorsunuz burada fiyatları önce başkan 35 belirler. Geri kalan ekonomistler daha sonra uygular. Evet 21-23 ve kendimi öldükten sonra buranın bant aralığında 27-60 seviyesine kadar yukarı yönlü bu hareketi devam ettireceğine gümüşün onsunda düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de bu seviyeleri takipte kalın. Hemen gram altın bir analizi yapalım. Daha sonra gram gümüş, bitcoin ve BIST 100 Borsa İstanbul analizi de sizlerle birlikte yapacağız. Gram altın. Evet gram altında Tepe. Evet bakın bu gram altın ve gram gümüşle verdiğimiz sözler ve yaptığımız analizler noktasal olarak çalıştı. Ve zirvelerin sizlere tekrardan görüleceği yönünde uyarılarım vardı. Bu dönem içerisinde birçok arkadaşımız beni takipten çıktı. Daha fazla aşağılara geleceğiz korkusuyla, paniğiyle ee, takipten çıkanlar oldu. Ama bugün itibariyle baktığınız zaman yani yıl kapanışını daha gelmeden vermiş olduğumuz yıllık tahminlerimiz hemen hemen noktasal olarak tutmuş durumda. Tabii ons altın ve ons gümüş için konuşmuyorum. Orada vermiş olduğumuz e, yıllık bazı tahminlerimiz gerçekleşmiş değil. Fakat onların da yıl sonuna kadar gerçekleşeceği yönünde e, tahmin ve öngörülerim hala devam ediyor. O yüzden ons tarafını da sizlerle birlikte hala da takip edeceğiz. Şimdi 1060 arkadaşlar bakın 1025 önemli bir destek haline gelmiş durumda. Bu 1025 altında e, gram altında bir kapanış olmadıkça yukarı yönlü hareketlerde 1050 artık bizler için bir destek. Şurası bir destek ve 1076 şurası da bir ana hedef konumunda kısada. Bakın 1076 e, kısada bir ana hedef konumunda gram altında devam ediyor buradaki hareketler. Şimdi e, asıl bizlerin burada bir formasyon ve beklenti hedefimiz vardı. Orasına da ne demiştik 1140. Evet buradaki hedefin de 1025 üzerinde kalması durumunda ilk etapta bizler 1140 TL civarına doğru giden bir gram altındaki hareketi takip edeceğiz. Ben de sizlerle birlikte günlük yaptığım videolarımla birlikte... Burayı takip ediyorum ve buradaki dirençleri, sizler de destekleri sıkı bir şekilde günlük kapanışlarda takip edebilirsiniz. Buradaki hedefe gidip gidemeyeceği, buradaki hacmin ne kadar bunu kaldırabileceğini sizlerle birlikte takip ederiz ve buluruz. O yüzden beni takipte kalmanız önemli olacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, gümüş gram. Hemen gümüş gram tarafına bakalım. Gümüş gramda 13.20 ana hedef bölgemiz vardı. Ve 13.20 e, ana hedef bölgemizin bile üzerlerine e, geldik. Orada hareketlerde bulunduk. Şimdi 12.68 hala da bizler için önemli. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için. E, bu 12.68-12.70 direncinin öneminden sizlere bahsetmiştim. Ve bizler hala da bu 12.68 bölgesi bizim için artık destek oldu tabii ki. Bu destek üzerindeki kanal bant aralığımız 13.40. Bakın şurası 13.40. Şimdi kısada şuradaki bant aralığını sizlerle birlikte takip edeceğiz. 12.68 ve 13.40. Bu 12.68, 12.70 desteği altında kapanışlar görürsek buradaki hareketin düzeltmesinin daha aşağı yönlü devamını bekleyebiliriz. Ama gümüşün gramında 12.70 seviyesi üzerinde kalındıkça bu hareketin devamı yukarı yönlü gelecektir. Bu sefer yukarıda 14.10. Bakın 14.10, 14.55. 15.25 ve 16 lira 40 kuruş. Burası artık bizler için 2023 yılı için yeni hedef bölgelerimiz konumuna gelmiştir. 2022 yılı için hedef bölgelerimizi sizlerle birlikte tutturduk ve şimdi 12.70 e, üzeri her kalışımız bizler için yeni hedef bölgesi olarak gram gümüşte 16 lira 40 kuruş seviyelerini e, takip etmemiz anlamını taşıyacak sevgili dostlarım. Gümüşün gramında da son durum bu şekilde. ABD FED faiz kararları bu FED faiz kararlarında yumuşamaya gidilmesi, güvercin tutum, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar gene hep beraber yakinen takibimizde olacak. Önemli seviyeler sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bitcoin, hemen Bitcoin tarafına bakalım. BTC-USD paritesinde e, hareketler. Bakın burada şimdi e, hareketler bu verdiğim seviyenin altında. Videolarda izlemişsinizdir. Özellikle şuradaki alana dikkat çekmiştik ve bu alanı Bitcoin'deki arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Binance ve TFX borsalarının piyasalara yapmış olduğu son burgunun ardından şuradaki 15.000 dolar çok önemli. Bakın arkadaşlar, 15 bin dolar gerçekten önemli bir seviye. Bu 15.000 dolar seviyesinin altına inilmedikçe, bakın şuradaki 15 bin dolar seviyesinin altına inilmedikçe, bu Bitcoin tarafında e, buralardan alsat yapmak bana tehlikeli gibi geliyor. Bakın, e, bu çünkü 15 bin dolar üzerinde. Burada bir ayı kapanı, ayı tuzağı şeklinde hareketler olabilir. Ve bir anda burada Bitcoin şu 18 bin dolar seviyesi üzerine doğru kendini atabilir. O zaman burada diyebiliriz ki şurası 15 bin dolar. Evet şurası 15 bin dolar. Yukarısı 18 bin dolar. Şu yukarısı 18 bin dolar. Ve onun üstünde de geçen bir 21 bin 400 dolar. Evet şuradaki 21 bin 400 dolar. Buradaki hareketi takip edeceğiz. Eğer ki 15 bin dolar seviyesi altına sarkma olursa buradaki gevşeme gene 13 bin dolar seviyesine kadar gider ama bu 15 bin dolar seviyesi üzerinde kalındıkça hareketler 15 bin 18 bin e, ve hatta 21 bin dolara kadar e, Bitcoinde gidebilir Sizler de bu verdiğim seviyelere dikkat ederseniz Bitcoinde e, daha zararlı e, yatırımlarınızı daha uygun bir şekilde değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz hemen borsa İstanbul tarafına da bakalım şimdi borsa İstanbul'da benim hedefim 4714 puandı sevgili dostlarım Evet 4700 14 puan. Bugün itibariyle bakıldığı zaman borsa İstanbul 4.714 puanında üzerine çıkmış durumda. Fakat şimdi biz 4.714 puan ve buradaki yükseliş 4.832 puan seviyesine kadar da olabilir. Buralardan bir düzeltme benim beklentilerim içerisinde. Tabi biz yüzde bu düzeltmeler gelir mi gelmez mi onu sizlerle birlikte zaman içerisinde göreceğiz. Fakat 14'ün altında kapanışlar gelmeye başlar ise bir 4517 şu düzeltme ve 4395 seviyelerine doğru bir Borsa İstanbul tarafında hisse bazlı olarak aşağı yönlü düzeltme seviyeleri de gelebilir. O yüzden dikkatli olmamız gereken bir tepe seviyelerinde olduğumuzu düşünüyorum. Tabi bu daha gider gitmez onun içinde bizler için 4714 bölgesi Borsa İstanbul'da referans alacağımız bir alan. Bu alanın altına inilmedikçe Yukarı yönlü 4832 takip edilebilir. Sizler de bu verdiğim seviyeleri takipte kalın. Ben de sizler için e, grafiklerden ve teknik analizden anlamayanlar için yatırım tavsiyesi olmadan bunları günlük olarak zaten değerlendirmeye çalışıyorum. Evet videomuz çok uzamasın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.